Evet, değerli basın mensupları, sizleri bugün buraya davet ettik. Çünkü gördüğünüz gibi günümüzde COVID-19'a karşı mücadele, özellikle Viyana'da, örneğin Viyana Belediyesi'nin canla başta yürüttüğü ve hatta camilere kadar aşı istasyonları kurduğu bir boyutta devam ediyor. Bugün de gördüğünüz gibi biz burada Sayın Başkanım'la beraber Atip içindeyiz. Ve Atip'te de artık bir aşı istasyonu var. Ve biliyorsunuz COVID'le olan mücadelede bugüne kadar ben yanımda sayıları da getirdim. Size açık net bir şekilde söyleyebilirim. Genel olarak sayıları zaten biliyorsunuzdur. Örneğin dün son 24 saatte 2528 yeni vaka tespit edilmiş. Ve gerçekten bugüne kadar çok sayıda vefat eden insan var. Son 24 saatte örneğin, günün rakamları bunlar. 40 insan vefat etmiş. Çok üzücü bir durum. Ve dün bizde bir Türk vatandaşını Salzburg'da yitirdik. Maalesef ki. Ve bugüne kadar 216 vatandaşımız COVID-19'a kurban oldular. Onları yitirdik. Viyana'da 137 vatandaşımız, Salzburg'da 53 vatandaşımız ve Bregenz'de 26 vatandaşımızı COVID-19 nedeniyle yitirdik. COVID-19'da mücadele aşıyla, testlerle devam ederken biliyorsunuz şimdi de Omikron diye yeni sorun çıktı, yeni bir varyant ve bunun çok acımasız yayıldığı anlatılıyor. Bu nedenle Avusturya'da yaşamakta olan tüm Türk vatandaşlarına bir ricam var. Gerçekten yanlış propagandalara, yalanlara inanmasınlar. Bu aşı konusunda anlatılan palavralar, bu aşı konusunda anlatılan yalanlar özünde bizim toplum sağlığımız için çok tehlikeli sonuçlar doğuruyorlar. Çünkü eğer birine aşı olmazsam hem kendimi, hem sevdiklerimi, hem içinde yaşadığım toplumu koruyamıyorum. Ben aşı olmazsam yakalandığım takdirde sonu ölümcül bitebiliyor. Ben aşı olmazsam taşıyıcı olarak bir başkasına aktardığımda ve eğer o da aşılı değilse ben yaşıyor da olsam bir başkasının ölümüne de sebep verebiliyorum. Bu nedenle bu aşı konusunu her birimiz çok ciddiye almak zorundayız. Ve gerçekten yalanlara inanmayıp, kara propagandalara inanmayıp, bilime, doktorlara, bilim adamlarına güvenerek aşılarımıza olmalıyız. Ve o nedenle de ben şu anda buradayım. Atip Başkanımıza, Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Viyana Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Şu an çevremizde Viyana Belediyesi'nin görevlileri de var. Bu Atip'teki aşı istasyonunu lütfen değerlendirin diyorum. Örneğin Cuma günü, Cuma namazına geldiğimizde namaz sonrası burada aşı olmak mümkün. Ve böyle bir fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Sözü başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz genel merkezimize. Sayın Büyükelçim gerekenleri ifade etti. Viyana Belediyesi işbirliğiyle merkezimizdeki bu giriş katımızdaki mekanımızı kendilerine tahsis ettik. Pazartesi günü hizmete açıldı genel merkezimizde aşı istasyonu. Ocak ayının sonuna kadar açık olacak aşı merkezimiz. Gerektiği takdirde belediyeyle görüştük, uzatma imkanımız var. Biz kendilerine de buradan Viyana Belediyesi'ne, Büyükelçime, bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sizlerden de ricamız bir an önce aşılarınız olur. Sevdiklerinizle nice sağlıklı, sıhhatlı yıllar diliyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, tekrardan bu durumda ve son kez size seslendiğimiz bir ortam olduğu için de Hristiyan vatandaşlarımızın Noel'i kutlamayı ihmal etmiyoruz ve tüm Avusturya'daki vatandaşlarımız olsun, dostlarımız olsun, yaşayan tüm insanların da yeni yılını şimdiden kutlamış olalım. Ama güzel bir 2022 istiyorsak hepimizin aşı olması gerektiğini de unutmayalım diyorum. Çok teşekkürler.